Res Hazretleri bütün ümmet-i Muhammed'e mededi inayet, nusreti rahmet ile her birimize lütfunu, ikramını esirgemesin. İmanlarımızı kamil, ahiretimizi mamur, akıbetimizi hayırlı kılsın. Şöylece malum ola ki bu haftaki sohbetimizin ismi Sofi, Mürşit ve Gerçek Zikir. Huzurunuzda faydalandığımız eserler İhya-i Ulumiddin 3. cilt, Allah'ı Niçin Anıyoruz, Emekli Hakim Abdullah Arı eseri, sonra Hayat-ı Sahabe Yusuf Kandehlevi hadislerle peygamber ve ashabının yaşadığı İslamiyet. Bunlardan gerçek zikir nedir, bunu arz etmeye çalışacağız. Zikirin geçen haftaki hukukunda başka bir mahiyetini, bugünkü haftalık zikir sohbetinde ise zikirin faziletleri nedir, insana dünya ve ahiret faydaları nasıldır, fazilet yerine zikirin emredilmesinde hikmetler nedir, İnsanların vücudundaki menfaatleri nedir? Zikirsiz insanlarla zikirli insanların hayat tarzında yaşayışları nasıldır? Zikrin ehemmiyeti bunun için niçin lazımdır? Bunu anlatacağız. Zira faziletlerini anlattığımız zaman bu anlatılan hukuku ilahi olmazsa zikirin ehemmiyeti gerçekle, hakikatle tam anlatılmış ve anlaşılmış olmaz. Bunun için bugün gerçek zikir nedir? Zikir niçin ehli tasavvufta vazife ve hizmet haline dönmüş? Zikirin insan vücudundaki emredilişin hikmetleri nedir? Zikir vücutta ne gibi nuraniyetle insanları kemalat makamına çıkarır? Zikirsiz insanın vücudu nasıldır? Zikreden insanın vücudu nasıldır? Bunları arz etmeye çalışacağız. Rabbim anlatana kolaylık, rahmet, kaderi tesir, kendisine anlattığı hukuku ilahiye ile amel, dinleyenlere de anlattığının münderecatı ile ameli salih ve hakiki zikir yapmak nasibi müessir eylesin. Kalp hastalıkları, menşei şehvetlere uymak, bu hastalıkların tedavi çaresi şehvetleri atmak olduğu, şeriatın ve basiret erbabının bu hukuktaki, husustaki delilleri nelerdir? O bahisin içerisinde şöylece Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hadis-i Şerif beyan buyuruyor. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, mümin beş güçlük arasındadır. Tahsiddeki mümin olur, kendisine haset eder. Mümin beş güçlük arasındadır. Karşısındaki mümin olur, kendisine haset eder. Münafık olur, buğz eder, adalet eder. Kafir olur, savaşır. Şeytan ise kendisini sapıtmaya çalışır. Nefis de kendisiyle münaza eder, hiç durmadan harp eder durur. Şu halde beş müşkülatın karşısında elbet zikrin bir hükmü, bir hakikati vardır. Bu hadisi bir kere daha okuyalım. Bugünkü konumuzu bu beş müşkülatın büyük bir kısmı kaplıyor. Fahri Kainat Aleyhisselam buyuruyor ki, mümin beş güçlük arasındadır. Bir, karşısındaki kendisi gibi Müslümandır, mümindir, haset eder. Hasetten sıkıntı içinde kalır. Karşısındaki münafıktır, buğz eder, adalet eder. Onu zelil perişan etmek ister. Kafir olursa savaşır. Ona alt etmek için, dünya ahiret zelil etmek için elinden ne gelirse yapar. Şeytan ise kendisini sapıtmaya çalışır. Nefsi de kendisine münazaa eder,
hiç durmadan düşman olup mücadele ile Allah'ın yolundan uzaklaştırmak ister. İşte şu beş güçlüyü şeytanla, nefisle olan hukuku, insan vücudundaki hali ve zikrin bu insanlardaki menfaatini arz etmeye çalışacağız inşallahü teala. Önce şunu bilmek lazım gelir. Kalbin hastalıkları var mıdır? Bu hastalıkların kaybolduğunu gösteren deliller nedir? Bunu bir önce arz etmeye çalışalım. Kıymetli sofiler, kıymetli mümin kardeşler, insan bilmiş olması lazım gelir ki bedenin her bir uzvu kendine mahsus muayyen bir iş için yaratılmıştır. Gözüm görür, elim tutar, ayağım yürür. Gözümün, elimin, ayağının hastalığı ne iş için yaratılmışsa onu yapamaması onun hastalığıdır. Hangi vazife için yapıldı, yaratıldı, o vazifeyi yapamıyorsa hastadır. Gözüm görmek için yaratıldı, görmüyor, hastadır. Elim tutmak için yaratıldı, tutamıyor. Tutma dermanı yok veya tutacak sinir sistemi, kaslar çalışmıyor, hastadır. Bunun gibi kalbinde hastalığı vardır. Hangi iş için kalp yaratılmışsa onu yapamıyor demektir. Şu halde kalbimizin vazifesi nedir? Geçen hafta bir nebze bahsettik. İnsan vücudunda kanı pompalayan yürektir. Kalp onun içinde nurani bir cevherdir. Göz görür. Benim gözüm beynim ile görür desem doğru sözdür. Göz tek başına çıkarılsa yuvasından görmek kudretinde değildir. Gözüm görür, doğru. Beynimle görür. Şu halde görme hadisesi beyinde de teşekkül eder. Gözüm görür, damar ve sinirlerle görür. Bu söz de doğrudur. Beyinle göz arasındaki damar ve sinirlerin irtibatı olmazsa göz görmez. Bunun gibi kalbin de vazifeleri vardır. Şu halde kalp dediğimiz zaman kanı pompalayan yüreği idrak etmeyeceğiz. O yüreğin içinde nurani bir cevher, Rabbani bir emir olan kalp ayrıdır. Gözümün görmesi ayrıdır, beynimdeki faaliyete ayrıdır sözü gibi. Şu halde kalbin vazifesi nedir? İlimdir, hikmettir, marifetullah'tır, muhabbetullah'tır, Allah'a ibadettir, Allah'ı zikirden zevk almasıdır. Allah-u Teala'yı bütün arzuları üzerine tercih ederek şehvi arzularına karşı Allah'tan yardım dilemek için yaratılmıştır. Şu halde kalp ilim ve hikmet sahibi olmak lazım gelir. Hikmet, ilimin nuraniyetiyle ilahi bir yeni bir ilme geçiştir ki ilmin hakikatını İnsan hikmet ile idrak eder. Kur'an'ın mucizül beyanda Davud Aleyhisselam'a, Süleyman Aleyhisselam'a ilim ve hikmet verilmiştir buyurularak, hikmetin de ayrıca ilmin hakikatlarını idrak eden nurani bir kuvvet olduğunu bilmek lazım gelir. Şu halde kalp ilimden, hikmetten noksan ise, marifetullah'tan haberi yoksa, marifetullah nedir? Marifetullah, nefsi bilmek, Rabbi bilmek. Nefsini bilen Rabbini bilir. Dünyayı bilmek, ahireti bilmek. Şu halde marifetullah, dört bilgiyi içine alır. Nefsini bilecek, Rabbini bilecek. Şu halde şu nefsimiz, iki mana taşır, yaratılmış insan olarak taşır. Bu insan vücudunun içerisindeki nefsin vazifesi ayrıdır. Şu halde nefsin kemalatı Allah'ı hakikatla iman edip bilmeyi yarar. Dünyanın hakikatı gelip geçici olduğunu, ahiretin sermayesi olacağını,
dünyayı Allah için kullananların ahiretinin mamur, dünyayı kananların ahirette bedbaht ve hüsrana uğrayacağını bilerek dünyanın kadri kıymetini ona göre takdir etmek lazım gelir. Şöyle marifetullah sahibi olan insan Allah'ı bilir, Allah'ı bilen sever. Demek marifet muhabbeti icap ettirir. İman ilmi icap ettirir. İman ilimden öncedir. İman itikattır. Sarsılmayan, kavi, asla şüphe edilmeyen Allah, melaikeler, ahiret, kader, kaza ile ahir bunun hakkında kat'i inanç imandır. Şu halde imandan marifetullah'a, marifetullah'tan Allah'ın muhabbetine yönelmek, Allah'ın muhabbeti de Allah'ı zikretmeyi icap ettirir. Çünkü kişi neyi severse onu çok zikreder. Kişi neyi çok severse onu çok zikreder. Şu anda Allah-u Teala Sure-i Zariyat 56. ayet-i celilede ulemanın beyanına göre ferman etmiş ki cinleri ve insanları ben ancak bana kulluk etmeleri için yarattım. Şu halde bizim vazifemiz kulluktur. Ne için? Allah'ı tanımak ibadet içindir. Her azanın bir faydası vardır. Kalbin faydası hikmet ve marifet sayesinde insanları diğer canlı yaratık olan sözü meclisten sizlerden uzak olsun, hayvandan ayırt etmek içindir. Kalbin faydası hikmet ve marifet sebebiyle insanı hayvandan ayırt etmek içindir. Çünkü insan yemek içmek, cinsi münasebette bulunmak gibi vasıflarla hayvanla müşterektir. Bu vasıflar hayvanda da var, insanda da var. Şu halde şu insan hayvan değildir. İnsan olmak münasebetiyle kamil vazifeleri vardır. Onun için kendi yaratılışını, eşyanın yaratılışını, dünyanın ve dünya içinde ve mükevvenat içindeki yaratılışların, yaratılmışların hakikatını bilmesi sayesinde hayvandan farklıdır. Şu halde ben hayvan değilim. Şu halde insan olduğunu ispat etmek lazım gelir. Eşyayı eşya yapan Allah'tır. İnsan her şeyi bilse de Allah'ı bilmese hiçbir şey bilmemiş olur. Bu bakımdan müsbet ilim sahipleri ne kadar yüksek ilim sahibi olsa Allah'tan haberi yoksa muhakkak ilimlerinde noksandır. Asıl bilinmesi lazım gelen Allah-u Teala, sonra onun yarattığı mahlukat, mükevvenat, eşya, madenler, diğer şeyleri bilmek ikinci derecede kalır. Allah'ı bilmenin bir alameti vardır. Bunu anlasak çok tatlı şu sıra. Allah'ı bilmek hayvandan insana ayırır. Pekala Allah'ı bilmenin alameti nedir? Bu Allah'ı bildi, bu bilmedi. Farkı nedir? Farkı bilen sever. Seven itaat eder. İtaat eden isyan etmez. Şu halde itaat, sevgi Allah'ı bilmenin neticesidir. Sevginin alameti sevdiği şeyi diğerlerine tercih etmektir. Ben annemi, babamı akrabalarımdan çok severim. Cümlesi anneyi, babayı diğer akrabaya tercih ettiğimi gösterir. Ben İsmail'i Abdullah'tan çok severim demek, İsmail'i Abdullah'a tercih eden güzel meziyetlerine olduğunu göstermek içindir. Şu halde sevginin alameti, burası çok hoş, sevginin alameti sevdiğini diğer sevgililere tercih ederse o sevgi üstün sevgi olur. Çok hoş bunlar. Arkadaşıma sesleniyorum. Çok hoş. Delili var. Şimdi bu delili duyunca biraz karışacak kafamız. Allah-u Teala Kur'an'ın mucizül beyanda
sevgimizi diğer sevdiğimiz şeyler üstüne tercih edip etmememizi şu ayeti celile ile bize ferman etmiş. Allah aşkına şu son kısmı iyi dinleyelim. Dinliyoruz da idrak edelim demek istiyorum. Ben de dahil hepimiz. Sure-i Tövbe 24. ayeti celile. Selen, sevginin alameti, sevdiğini diğer sevdiklerine tercih edecek. O birinci derecede öne geçecek. Bakın Allah-u Teala nelerin karşısında zatının ve Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam sevgisini öne geçirmemiz lazım geldiğini şöyle buyuruyor. De ki ya Habibim, de ki babalar, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, beş oldu, elinize geçirdiğiniz mallar, altı, fesada uğramasından korka geldiğiniz ticaretiniz, yedi, hoşunuza gitmekte olan meskenler, sekiz, size Allah'tan, onun peygamberinden, onun yolundaki cihattan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar durun, Allah fasıklar grubunu hidayete erdirmez. Dokuz meseleden, dokuz sevgiliden Allah ve Resulünün ve onun yolundaki cihat daha sevgili olmadıkça onlar beklesinler, günahkarlar grubuna Allah hidayete erdirmez. Bir daha sayalım. De ki ya Habibim, buyur ya Rabbim, babalarınız, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, elinize geçirdiğiniz mallar, altı, fesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, yedi, hoşunuza gitmekte olan meskenler, sekiz, size Allah'tan, onun peygamberin, onun yolundaki cihattan daha sevgiliyse, kadın Allah'tan sevgiliyse, kardeşin, anan, baban, ticaretin, malın, Allah ve Resulü yolundaki cihattan sevgiliyse, Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin siz. Neyi bekleyin? Allah fasıklar, günah işleyenlerin güruhunu hidayete erdirmez. Hidayete de erdirmeyince cehennem azabı duçar olur. Allah-u Teala şiddet bir azabı bu insanlara hepimizi sokar. Allah'ı çok seviyorum. Diğer saydığımız hukuktan fazla olmazsa bu söze delil ister. Bu söz hakiki bir söz olmuş olmaz. Şu halde hangi aza ne için yaratıldıysa onu yapamıyorsa hastadır. Şu kalbimizde şu saydığımız kardeşler, analar, babalar, ticaretimiz, meskenlerimiz, sevdiğimiz çocuklarımız, bunlar bize Allah'tan sevgiliyse kalp hastadır. O zaman bunun hastalığının tedavisi lazım gelir. Bu hastalığının tedavisi Allah'ın emrine itaattir, günahlardan sakınmaktır. Allah-u Teala Hazretlerini her şeyden çok sevecek halde zikretmek, fikretmek, nimetlerine şükretmek lazım gelir. İşte zikir bunun için lazım. Biraz sonra izaha gireceğiz. İnsan vücudunda demin saydığımız nefsimizin tesiri, şeytanın tesiri, insanları olarak mümin kardeşlerimin günahlarının, kafirlerinin bize olan kötü muamelleri insan vücudunu hidayet sahibi, hidayeti veren Allah'a karşı sevgimizin azalmasına sebep olur. Şu halde Allah'ı her şeyden çok seven çok zikreder. Zikredemiyorsa, fikredemiyorsa, şükredemiyorsa Allah'tan çok ya nefsinin sevgisini, hevasını, ya şeytanın iva, kandırmak,
şeytanın ihvasına veya dünyanın aldatmasına veyahut arkadaş ve emsal edindiğimiz insanların bizim meşguliyeti bu kalbimizin Allah'a olan sevgisini noksanlaştırır. Bu bilgiden sonra az daha ilerleyelim. Allahu Teala hepimize kamil iman versin. Yine bilmek lazım gelir ki şu anlattığımız ilahi hukuk ibret nazarı ile gözlerimizin önüne serilirse ilim ve yakın nuru kalbin hastalık ve illetleri ile tedavi çarelerine sana keşfettirir. Şayet bu kadarından insan aciz olsa, insana yakışan, taklit edilmesi muvafık görülen zatı taklit edip ona uymak, iman ve tasdikle zaman kaybetmemektir. İlim dereceleri olduğu gibi imanın da insan vücudunda, ruhaniyetinde imanın da dereceleri vardır. Niyazi Mısri Hazretleri insan olarak her birimizin bir olduğunu, bir sarayda bulunan padişahla sadrazam veziri, aşçısı, arabacısı, bekçisi, her birisi insan olmasına rağmen saraydaki her bir insan insan olduğu halde mevki, emir komuta ve liyakat ve dirayet farkları olarak padişahla kapıcının bir olmadığını, vezirle aşçının bir olmayacağını idrak eder. Şu halde insan olarak padişahla kapıcı birdir, vezirle aşçı birdir. İman olarak her birimiz Allah'ı tasdik etmekteki durumumuz buna benzer. Allah'a iman ile, izzet ile şerefleniriz. Ama nasıl insanların deminki misalde farklılığı varsa, hepsi insan olduğu halde makam farkı, emir komuta farkı varsa, imanda bütün insanlarda inanmak cihetiyle bir olduğu halde kemalat cihetiyle farklılık vardır. Kapıcı insan, vezir insan. Vezirin kemalatı kapıcıdan, aşçıdan büyüktür. Taklit ile iman, tahkik ile iman, imanın hakikatına geçmek vazifemizdir. İşte sufi, yani Allahu Teala'yı bilmek, idrak edip hakkıyla kulluk etmek yoluna giren mümin kardeş, kadın erkek, Allahu Teala'yı kamil sıfatla bilmek için, yani kapıcılıktan vezire çıkabilmek için, vezirden padişah olabilmek için gayret lazımsa, çalışmak lazımsa, imanı da taklitten kurtarıp tahkike geçirmek sofiliğin birinci meşrebidir, mesleğidir. Şu halde sofi o kimsedir ki, kalbi Allah'tan başka sevgili bulmasın. Ayet-i Celile Sure-i Tövbe 24. Ayet-i Celile'nin hakikatine uyarak evlattan, kadından, anadan, babadan, kardeşten, ticaret ve meskenden daha azametle Allah'ı idrak edip sevmesi lazım gelir. İşte Allahu Teala Hazretleri Sure-i El-Mücadele 11. ayeti celilede Allahu Teala sizden iman edenleri yükseltir. İlim verilenleri ise kat kat derece derece yükseltir. Bu ayet ile imanın önde ilimin takip ettiğini beyan buyurmuş. Allah'a giden yolun şehvetlere uymamakla olduğunu. Çünkü şehvetlerin mümin beş güçlük arasındadır. Nefsi ile daima münazara mücadele eder ile şehvet ve gazap nefsin en kuvvetli askerleridir. Şu halde Allah'a giden yolu tıkayan nefistir. Allah'a giden yolu tıkayan şeytandır. Bizim beş müşkülat içerisindeki her birimizin iman ile Müslüman ve mümin ve mümine hatun olarak her birimizin
derecesi iman cihetiyle bir, kemalat cihetiyle farklı oluşu, şehvet ve gazaplarımıza aklımızın kamil bir yolda kullanılmamızdaki farklılıktan meydana geldiğini idrak etmek lazım gelir. Benimle Niyazi Mısla Hazretlerinin arasında fark, seninle Yunus Emre Hazretlerinin arasındaki fark bakımından olduğunu idrak etmemiz lazım gelir. Yunus Emre de benim gibi insan, ben de onun gibi insanım. Farklılığımız İmandaki kemal mertebesinde farklılık var. 2, nefsimizi terbiyedeki farklılık var. 3, şeytana uyup uymamakta farklılık var. 4, Allah'a itaatteki derecelerimiz değişik. Şu halde sufiler, muhterem bacılar, işte sufi, mürşidi kamildeki terbiyesi, terbiyeti, kemalatını artırmak içindir. Okula giden çocuk, ilkokul, ortaokul, üniversite derken doktor olur, mühendis olur, bir ilim merhalesiyle bir mevki kazanır. Sofi olan kardeşimiz tasavvufta kazanacağı mevki, kamil iman, marifetullah ve Allah'a olan muhabbetullah'ta kamil sıfatı kazanmak içindir. Bizim yolumuzu keser, İlmen inandığımız, aklen kabul ettiğimiz halde nefsimizin hevasına uyarız, şehvet ve gazaplara esir oluruz, dolayısıyla kemalatımız noksanlaşır, bir de günahlara giriftar olursak işte o zaman müşkülat başlar. Allah-u Teala Sure-i El-Naziyat 40-41. Ayeti Celil'e de şöyle buyuruyor: ve nefsini hevasından men ederse varacağı yer cennettir. Onlar o kimselerdir ki Allahu Teala onların kalplerini takva için imtihan ve iptila etmiştir. Sure-i El-Hücurat 3. ayeti celile. O kimselerdir ki Allahu Teala onların kalplerini takva için imtihan ve iptila etmiştir. İptila o zevke düşkünlük. Sigara içmek alışkanlık. İçen müptela, işi iptila. Sigara içmeye iptila. Kim? İşte filan oğlu filan. Müptela, iptila. Alışkanlık haline gelirse onu bırakmak çok zor. Allah-u Teala takva için sizi iptila kılmıştır. İmtihan için. Neyle? Gazap ve şehvetinize esir olmakla. Takva için. Takva ne? Allah-u Teala Hazretlerinin haramından kaçılırsa takva. İsmail çok takva sahibidir dedik. Yani günahlardan çok kaçınmaya işarettir. Takva nasıldır? Takva günahlardan iştinab etmektir. Seninle benim aramdaki fark, benimle onun, onunla şunun arasındaki fark, takvalarımız derecesindedir. 100 çeşit günah var, bu 90'ını terk etmiş. 100 çeşit günah var, misal, bu da 80'ini terk etmiş. 90'ını terk eden daha takva sahibidir. Şu halde kemalatımız, hakiki zikire geleceğiz, gerçek zikire. Bunları bilmezsek zikiri nerede kullanacağız? Önce bu yolu kat edeceğiz, zikire sıra gelecek inşallah. Günahlardan kim iştinab ederse onların kalpleri imtihanda muvaffak olur. Nefsinin şehvet ve gazaba düşkün iptila haline gelmiş alışkanlığından kurtulursa. Ne denildi bu ayete? Kalplerinden şehvet sevgisini kim çıkarırsa onlar takva sahibidir. Şehvet nedir? Nefsin haz aldığı dünya lezzetlerinin hepsine şehvet denir. Ömer, şehvet nedir? Bana bak, ne yapacaksın? Geldi adam, küp oturdu.
oturma mühendisi değilsin, belediyede kontrol şefinde değilsin. Oturdu adam, sen bana bak, benden senin işin bitecek. Şehvet nedir? Nefsin haz duyduğu, lezzet aldığı her şey şehvettir. Kadına baktım, gözüm lezzet aldı, şehvettir. Taksiye baktım vitrinde, ah benim olsaydı dedim, taksi sevgisi şehvettir. Şehvet cinsin cinsi, cinsiyetinin lezzeti şehvet olduğu gibi giyinmek, kuşanmak, süslenmek, bu da şehvettir. Şu daire benim olsun, bu da şehvettir. Şu halde şehvet geniş anlamda nefsin lezzet aldığı her şey şehvete girer. Biz şehvet deyince kadın erkek münasebetini düşünürüz. Şehvet onun bir cüzüdür, bir bölümüdür. Mutfak evin bir bölümüdür. Misafir salonu, o da evin bir bölümüdür. El hepsini içine alır. Şehvet nefsin lezzet aldığı her şey şehvettir. Şöhret şehvettir. Hırs şehvettir. Hasret şehvettir, zevk alıyor. Şu halde Allah-u Teala onların kalplerini günahlardan korumak için imtihan eder. O şehvete ittila olduğu şeyi terk ettiği kadar. Yalancıdır. Demek yalancılık ittila haline gelmiş, hiç bırakmıyor. Allah'ın imtihanında muvaffak olmak için ben yalanı bırakmaya mecburum. Şu halde Allah'a kulluk isyan kapılarını kapatmak içindir. O zaman zikir fayda verir. Yoksa şeytanın kalbe giriş yollarını tıkamadan şehvetin çeşitlerine Allah için ifrat derecede değil, ihtiyaç derecede helal yoldan kazanmadıkça kemalata ulaşmak mümkün değildir. O zaman zikir gerçek zikir olur. Nefsin kötülüklerinden kurtulup Allah-u Teala'yı Sure-i Tövbe 24. ayeti celilede vasfedilen sevgililerden daha çok sever hale gelmek, nefsi kötülüklerden men etmek, şeytanın giriş yollarını tıkamak suretiyle gerçekleşen zikirin adı gerçek zikirdir. Şu halde herkes zikir çekiyor. Derde düşen çekiyor, hasta olan çekiyor. Peki bu zikirin kalpteki ve vücuttaki tesiri nasıldır? Biraz sonra misalle geçeceğiz. Şeytanın kalbe giriş yolları dururken bu zikir fayda vermez. Nefsin, şehvetin, gazabın giriş yolları tıkanmadan, yani onun itidallerine geçmeden çekilen zikir fayda vermez. O zikir insanı kemalata götürmez. Şu halde zikirsizlik hastalık, zikir ilaç misalidir. Mürşit de doktor misalidir. Sofi de hastanede yatan hasta misalidir. Şu hasta, şu hastalığından kurtulmak için şu doktorun şu ilaçlarına, şu perizlerine tahammül etmesi lazım. İlaç yalnız yetmez, bazen perhiz de gerekir. Çok acı yeme, yağda kızarmışları yeme, meyve ye, sebze ye gibi şey nedir? Perhizdir. Sigarayı terk et, alkolü içme bir daha. Bunlar perhizdir. Sofi, Allah'ın rızasını tahsil etmek için hem Allah'ın emrettiği emirleri yapmak ilaç makamındadır, periz ise sabır, metanetle günahlardan kurtulup bir daha icra etmemekte periz misali. Bu da sufinin hayatı, dünya hastane misali, mürşit de doktor, sertabip, baştabip misalidir. Şu halde şu zikir, şu faydayı sağlamak için nefsin şehvet ve gazap kuvvetlerinin itidale sokulması, iki, şeytanın kalbe giriş yolları tıkanması, üç, dünyanın hakiki mahiyeti idrak edilip Allah'a giden ahiret yoluna mani olmaması, zikirin vücuttaki faydasını gerçekleştirir. İşte bu iş tahakkuk ederse,
bu kulun zikrettiği zikir gerçek zikir olur. Demek biz gerçek zikir sahibi değiliz. Gerçek zikir bizde yok. Zikir var. Ama gerçeği yok. Neden? Daha nefsimizin arzularına, haram duygularına, gazabımızın haram yönlerine, dünyanın çirkin hallerine giriftarız. O zaman yaptığımız zikir ona tesir icra etmez. İlaçsız, perissiz, doktorsuz hasta kendi kendini iyi edemez, mümkün değil.